Evet, kolay gelsin. Çelengi hazırlamış. Çelengi burada. İyi, sizinle tutun. Teşekkür ederim. Mis gibi kokuyor ya. Evet, harika, tamam. Güzellikler şehri Karacabey'imizde. Bayramdere, Boğaz, Malkara, Kurşunlu mevkiinde Türkiye'nin en büyük ıhlamur ormanlarında geleneksel ıhlamur hasatımız başladı. Biz şu anda Malkara mevkiindeyiz. Gördüğünüz gibi etrafımız komple ıhlamur ağaçlarıyla dolu. Bu yüksek ağaçlara işte burada yaşayan vatandaşlarımız tırmanıyorlar. Oradan ıhlamur dallarını kesiyorlar, yere indiriyorlar. Ondan sonra da az ötede hanımefendiler bunları dallarından ayırıyorlar. Daha sonra kurutuluyor ve pazara arz ediliyor. Karacabey'imizin ıhlamur ormanları Türkiye'nin en büyük hacmine sahip bir orman. En kaliteli bir şekilde ıhlamur ürünü buradan hasat ediliyor ve pazara sunuluyor. Kışın grip gibi çeşitli rahatsızlıklara iyi gelen, şifa olan, insan sağlığına katkı sağlayan bir bitki. Ve biz burada çalışan vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyoruz. Hatasız, kazasız, sağlıklı, hayırlı bir sezon temenni ediyoruz kendilerine. Bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Yaklaşık olarak ağaçlarımızın boyları 20-25, yeri geliyor 30 yıllarında da olabiliyor. Tabii ki bu zaman zaman kazalı durumlar da olabiliyor ama sonuçta çok zahmetli bir iş. Ama toplaması çok zevkli bir iş. O yüzden köy halkımızın da geliri katkısında çok verimli bir ıhlamur çiçeğimiz var burada. Köy halkımıza katkı sağlayacak şekilde, düzenli bir şekilde her yıl toplanan bir ürün. Ürünümüz bu. Bu ıhlamur çiçeğimiz soğuk algınlığı, grip, her şekilde bütün hastalıklara iyi gelen bir ürünümüzdür. Şu anda bayağı bir ıhlamur var. Geçen seneye oranla daha çok var. Tabii ki bu şu andaki fiyat konusunda bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü şu anda taban fiyatı belli değil. Ama ilerideki durumlar ne gösterir? Ama zannediyorum ki 200 liranın üzerinde olacak gibi bir rakam söyleniyor. Aslında köylü biraz daha farklı bir şey beklentisine. Yani fiyat konusunda biraz daha bir makul bir derecede bir fiyat bekliyoruz. Çünkü çok zahmetli bir iş ve kazası riski olan bir iş bu iş. Ama bizim için de toplarken de çok sevindirici, yarışmalar yaparak topluyoruz zaten çocuklarla, eşimizle, ailemizle. Çok muazzam bir şey var bizde burada bunu toplarken. Karacabey Belediyesi olarak biz de her yıl geleneksel olarak ıhlamur festivali düzenliyoruz. İşte bu yorgunluklarını, sıkıntılarını inşallah hep birlikte eğlenerek bir nebze hafifletmelerine vesile olacak diyoruz. Tabii ki bu festival aynı zamanda bu ürünün bütün Türkiye'ye tanıtılmasına da vesile oluyor. Onlara bu manada bir katkı sağlıyor. Ağaçtan indirmek mi zor, burada ayıklamak mı zor? İkisi de zor. İkisi de zor. Evet. Eski komşularımız. Bir kişi bir günde ne kadar kesebiliyor? Çiçek çok olursa 15 günde kesebiliyor. Sen mi daha fazla kesiyorsun, gençler mi? Bunlar daha iyi. Onlar tecrübeli. Tecrübesiz. Bunu gölgede kurutacaksın. Gölgede öyle mi? Gölgede yapraklı olanı yeşil oluyor o zaman. Daha böyle bir şey oluyor. İlk defa geliyorum bu sene. Beklentim nasıldı? Yani biraz anlatılanlardan biliyordum bu şekilde olduğunu ama bayağı böceklerle mücadele veriyoruz. Zor bir zanaat. Daha önce de gelmiştim eniştem sayesinde. Sağ olsun, Allah razı olsun. O çağırıyor, geliyor. Ben de Bursa'da oturuyorum. Oradan geldim. Vallahi zor yani. Budayan için daha zor. Toplayan için de zor. Güneşin anında gördüğünüz gibi. Sinekler, böcekler, arılar. Arılar sokuyor. Yani böyle. Şimdi arkadaşlar çiçek güzel oldu mu bu şekilde? Burada kendi aramızda işte fazla yapacağız. Böyle çiçek güzel oldu mu
hızlı bir şekilde yarış yaparız kendi aramızda. Bu da daha çok böyle şey yapıyor insana, iştahlandırıyor. Hangimiz daha çok yapacağız, hangimiz daha güzel çiçek yapacağız. Bu şekilde yürütüyoruz.